bugün. Özellikle davet ettiğim Hikmet Üçüşü, selamlıyorum. Nihat Tarımeri'yi de çağırmıştım. Turgut Hoca, Turgut Onları da. hocamız da burada hocam. Öyle mi? Turgut Tan O hocamız. Evet. büyük sürpriz. Ali Akyıldız Hocamızı. hocamız, Cenk Şahin hocamız, birçok Ha? hocamız burada hocam. Aa, evet, özür Ben dilerim. de Yeni sadece görüyorum. ilk sayfayı görüyorum. O yüzden Efendim? görmediğim hocalarım da olabilir. Evet. Çok çok heyecan duydum. Şimdi ben metnimi yansıtacağım izninizle. Daha önce ilk defa katılanlara bilgi vermek için bir iki söz söylemek istiyorum. Bundan önceki konuşmada kamu düzeni kavramını açıklamaya çalıştım. Birkaç örnek verdim. Şimdi idare hukukunun temel iki kavramı var. Ve bunlar devleti açıklamada kullanılıyor. Yani sadece idare hukukun değil. Devletin ne işe yaradığı, işlevleri ve varlık nedeni üzerine iki model, iki örnek ve sık sık konuşmalarda paradigm diyorlar. Örnek demek. Yani o Yunanca kelimeyi çok kullanıyorlar. İki örnek bu, iki örnek. Bu iki örnek, yani kamu düzeni, kamu yararı toplum sözleşmesine dayanıyor. Şimdi okullarımızda toplum sözleşmesi okutulmadığı için veya liselerimizde bahsedilmediği için olsa gerek, çok üzerinde durmuyoruz biz. Vaktiyle Bülent Ecevit bir toplumsal sözleşme diye bir siyasi genelik oluşturmaya çalıştı. Öyle sanıyorum. Onun dışında ne siyasi hayatımızda ne akademik hayatımızda toplum sözleşmesi kavramıyla ilgili bir şey. Yani üzerinden gidilmeyen bir kavram. Biliniyor muhakkak, çok biliniyor ama üzerinde durulmuyor. Anısı bende var. O bakımdan kamu düzeninin toplum sözleşmesinden kaynaklandığı, bu da devletin oluşumunda güvenlik sağlama amacının bulunduğuna işaret ediyor. Bir yanda güvenlik sağlama, bir yanda yarar sağlama. Yani hem istifadeyi mümkün kılma, elindeki maldan olmama ve onunla hayatını idame ettirme, bunun için bir güvenlik sistemine dayanmak. Bu toplum sözleşmesi fikri bu, modeli bu. Şimdi biz kavramlarımızı bu model örnek üzerinde inşa etmek durumdayız veya bu model hakkındaki yaklaşımımızı belirlemek zorundayız. Çünkü her ülke, Avrupa ülkeleri bunu 200 sene önceden başlatmışlardır. Yani her ülke kendi toplum sözleşmesini şekillendirmiştir. İlginç olan taraf bu. Dolayısıyla bizde böyle bir edebiyat gelişmemiştir. Şimdi uzatmayayım. Kamu düzeni modeli yahut örneği imperium kavramına dayanıyor. Buna emredicilik diye çevirmek mümkün, tam olmasa bile. Ve bu idare hukukuna bir yanda emredici kurallar diyen yanda da, yani tek yanlılık, sözleşmenin istisna, tek yanlı işlemin asıl olması şeklinde girmiş ve kolluk olarak girmiş. Kolluk hizmetleri teşkilatı olarak girmiş. Ve kolluk öbür tarafta kamu yararı sütununda ise birinde imperium, öbüründe respublika kavramı var. Ortak mal, ortak varlıklar. Ve burada temel kavram yararlandırıcılık. Faydalanma, yararlanma. Bu kamu hizmeti şeklinde tezahür ediyor ve kolluk da bir kamu hizmeti olmakla beraber kolluk da
hürriyetlerin, hakların doğrudan sınırlanması, hedef alan işlemler ya yetkiler kullanılıyor. Diğerinde ise yararlandırıcı işlemler, faaliyetler yapılıyor. Sınırlama dolaylı olarak ortaya çıkıyor. Özellikle bu hizmetlerin içindeki disiplin ve emredici kural uygulaması, her hizmetin içinde bir polis bulunması, kolluk bulunması şeklinde Fransız yaklaşımı kitaplarımıza geçmiş bulunmaktadır. Bizim kitaplarımızda, yani kitaplarımız derken idare kitaplarımızda şema bu. Şimdi tabii kamu düzeni kolluk altında kolluğun teşkilat ve onun amaçları olarak asayiş, emniyet, genel sağlık olarak üç ayrıldığını ve son zamanda da ekonomik kamu düzeni şeklinde yeni bir alt sistem, alt yapı ortaya çıktığını söylemek mümkün. Şimdi burada gerek kolluk düzeni, gerek kamu gerek kamu düzeni, gerek kamu yararı konusunda dikkate alınması gereken şey her ikisinin de güç yoğunlaşması kavramına dayandığıdır. Her ikisi de merkezi sistemlerde görünüyor. Bu bakımdan örgüt kuramına göre güç yoğunlaştıran merkezi örgütler, yani sadece kamu örgütleri, devlet teşkilatı değil, onun dışındaki büyük şirketler de güç yoğunlaştırması şeklinde tezahür ettiği için bunlarda da aynı kavramlar aslında geçerli. İşin ilginç tarafı. Şimdi idare hukukunun kendine özgü olduğu iddiası ve o yaklaşım ya da ona çok sık bağlanma şeyi ve bunun dış dünyada olmadığı görüşü çok doğru bir şey değil. İdare hukukunda bu kavramlar üzerinde düşünürken bunun dış dünyada, yani idare dışı, İdare hukuku dışı dünyada, özel hukuk alanında da mevcut olduğunu düşünerek karşılıklı etkileşmeyi göz önünde tutarak, hatta arayarak açıklama yapmak yerindedir diye düşünüyorum. Birçok örneği var bunun. Şimdi bu geçen konuşmadaki yaklaşımın, anlatımın özeti gibi bu. Daha sonra kuvvet hukuk denklemi üzerinde durdum. Burada Derrida'nın hukukun yahut kanunun kuvveti olarak çevrilebilecek yazısını kısaca söylemeye çalışmıştım. Şimdi o yazıda aslında ilginç olan şey, burada çıktı mı bilmiyorum. Şimdi geçen konuşmada bahsettim, yazıda Force of Law adlı yazıda Derrida aslında birçok kuvvet kavramı ile ilişkili kuvvet ailesini anlatıyor. Yani kuvvet kavramının akrabalarını anlatıyor. O bakımdan bana çok şey geldi, anlamlı geldi. Tabii sırf Derrida'nın yazısından değil ama Hans Kelsen'den de topladım kavramları, aile fertlerini. Burada çizelgede sıralamak istiyorum kısaca. Biraz vakit alacak ama. Şimdi İngilizce karşılıklar, hukuk, yaptırım, zorlama, caydırma. Bunlar kuvvet şekilleri, tezahürleri. Şimdi devletin bazı düşünürlere göre bir kaba güç tekeli olduğu dikkatten kaçmamalıdır. Üstelik de devletin öncesinde ve hayatında uygulamasında mutlaka kuvvet kavramına müracaat söz konusu. Aynı şekilde devletin hukuku hukukla yakın ilişkisi, devletle hukuku ayıran doğal hukuk olsun veya devletle hukuku örtüştüren pozitivist yaklaşım olsun, her ikisinde de kuvvet kavramı söz konusu. Değişik şekillerde kuvvet kavramı söz konusu. Burada bu açıklamalarda okullarımıza daha çok pozitivist yaklaşım olduğu için ben o yaklaşıma göre
kuvvet akrabalarını, kuvvetin akrabalarını, ailesini o şekilde tasarlayarak bu çizelgeyi yaptım. Aslında doğal hukuka göre de birçok şey eklemek mümkün buna. Şimdi hukuk, law, droit, sanction, coercion, coercition, deterrence. Şimdi bütün bunlar, hukuk, yaptırım, zorlama, caydırma, hepsi kuvvet, hatta şiddet içeren şeyler. Kuvvetle şiddeti nasıl ayırabiliriz? Kuvvet hukuk için lazım bir şeydir. Şiddet ise hukukun önlemek istediği bir şeydir diye bir ahlaki telakkimiz var. Buna devletin etik temeli deniliyor. Moral base of state. Şimdi bu çok ilginç bir görüş. Halbuki kuvvetle şiddeti birbirinden ayırmak nasıl mümkün olabilir? Kelime olarak birbiriyle çok bağlı, örtüşen iki kavram. Bu şekilde ahlaki olarak ayrılıyor. Şimdi state, état, law, droit. Bu pozitivist yaklaşımda bunlar örtüşen kavramlar. Yani devletle hukuk örtüşür. Devlet ve hukuk aynı şeylerdir. Devlet hukuki bir yaratıdan, hukuki bir inşadan ibarettir. Mesela Kelsen yaklaşımı bu. Dolayısıyla hukuk dışında devleti düşünmek mümkün değil. Devletsiz hukuku da düşünmek mümkün değil. Pozitivist yaklaşım bu. O zaman devlet bir güç yoğunlaşması olunca hukuk da demek kuvvetle iç içe demek. Şimdi idare hukuku esas itibariyle devletin hukuku olduğu için, devlet organlarından birinin hukuku olduğu için ve esas itibariyle devletin bütün hukukuna fikir verdiği için, yani geçen konuşmada bahsetmiştim ortak hukuk olduğunu. Dolayısıyla bu örtüşme idare hukukundan çok önemli. Bu itibarla idare hukukunda kuvvetin sınırlandırılması diğer hukuk alanlarına göre daha fazla önem arz ediyor gibi görünüyor. Yani kuvvetin sınırlandırılması hakikaten çok önemli bir sorun. Halbuki diğer Anglo-Sakson yaklaşımda kuvvetin sınırlandırılması sadece özel hukuk alanı bakımından söz konusu. Devlet kudretinin sınırlandırılması çok sınırlı haller için kabul edilmiş. O yüzden idare hukuku yaklaşımı Avrupa Konseyi tarafından yeni özgürlüğe geçen devletlere, 11 merkezi Doğu Avrupa ülkesine tavsiye edildi ve onlar idari rejimi benimsediler, idari yargı kurumlar. O bakımdan çok ilginç bir durum bu. Şimdi tekrar aşağı iniyorum. Potestas, power, pouvoir, iktidar, güç, kudret şeklinde dilimizde kullanılıyor. Ama hukuki söylemde, bunlar daha çok politika söyleminde, idari hukuk söyleminde güç, kudret, amme kudreti veya kamu gücü şeklinde geçtiğini, kullandığını söyleyebilirim. Ama bunları çözümleyen sadece bu kavramların kullanışı ve yakın akrabalarını belirleyen çalışmalar olduğunu düşünmüyorum. Ders kitaplarımızda var. Fakat onların açılımına rastlayamıyoruz. Halbuki bu yabancı yazında çok var. Yani bunlar beni şaşırtıyor. Şimdi Roma hukukundan gelen auctoritas, authority veya otorite kavramı, bizde otorite, aynen Türkçe, İngilizce mi Fransızca mı olduğu belli değil, otorite Türkçe yazılıyor. Bunu saygınlık olarak anlamak mümkün, otorite. Bir de güç olarak anlamak mümkün, İngilizce anlamından hareketle. Authority, devlet dışında kamu gücü kullanan idarelere deniyor, bağımsız idarelere deniyor. Dolayısıyla bu anlamda belki. Ama otorite bizde makam anlamında da kullanılıyor, malum olduğu gibi. Şimdi bunlar niçin? Yani bu otorite ne anlama geliyor sorusunu sormak gerekirse, Latin Roma anlayışında potestas, bilfiil gücü
temsil ediyor kavram olarak. Devlet gücünü elinde bulunduran kimsenin durum, makamın gücü, kamu gücü. Otorite ise caydırıcılığı, gücün kullanılmadan sadece güç mensup, gücün kimde olduğu anlaşıldığı takdirde ona, onun yaptıklarına uyma, kendiliğinden itaat anlamında kullanılıyor idi. Roma hukuku bağlamında. Şimdi bu ayrım tabii kalktı. Dediğim gibi Anglo-Sakson şeyinde authority, idari teşkilat anlamında, kamu gücü erki kullanan teşkilat veya makam anlamında. Fransız söyleminde de aşağı yukarı bu otorite publik kamu makamları olarak geçmektedir. Puissance publik burada dikkat çekici bir şey. Puissance güç, kamu gücü olarak çevrildi. Bu hem idari işlev hem de güç, örgüt olarak kullanılıyor. Şimdi bu şeyde de Batı dillerinde de bu şekilde ikili bir anlam. Yani kuvvet hem teşkilatı temsil ediyor hem de yapılan işleri temsil ediyor veya anlatıyor. Ve bundan tabii çok önemli sonuçlar çıkartmak mümkün. Bir de order kavramı var. Order, order, sistem. Bu burada tabii order sıra, sıralanma anlamına geliyor. Birbiri arkasından gelme ve bu sıranın da emredici bir sıra olduğu. Yani hukuki yaklaşım içinde emredici bir sıra düşünüyoruz veya mantıki düzen olarak anlam bütünlüğü bakımından zorunlu bir sıra olarak düşünebiliriz. Bu sistem yaklaşımı şey yapıyor, çıkarıyor. Şimdi bu kamu yönetiminin örgütlenmesinde Weberci yaklaşım bunun ussal ve son derece mantıklı bir parça bütün ilişkisi olduğu şeklindedir. Ve idari usul yaklaşımı da buna dayanır. Yani idari usul, idarenin işleyişinde mükemmelliği sağlama amacına yönelik akli kurallar demektir. Dolayısıyla bu böyle bir usulcü yaklaşım. Güven çok fazladır birçok ülkede. Keza public order ya da order public, geçen konuşmada anlattım, kamu düzeni ama her iki, yani İngiliz ve Fransız sisteminde farklı anlamlara geliyor. Keza bunun açılımı public order, public safety, public interest, kamu düzeni, kamu güvenliği, kamu yararı şeklinde bizde de var. Fransızca Sécurité nationale, sûreté publique, défense de l'ordre. Burada milli güvenlik biraz daha şey, İngiliz şeyinden biraz farklı. Bizde daha çok kabul gören terminoloji. Milli güvenlik, kişi güvenliği. Yani yakalanan kimsenin hakları. Kolluk, kamu düzenini sağlamak için kullanılan yetkiler ve örgüt. Nihayet burada nazik bir konuya geliyoruz. Çünkü hukuk kurallarında normatiflik özelliği var. Bu normatiflik özelliği bir şeyin, kuralın geçerliliği anlamına geliyor. Yani bir kural geçerliyse normatiflik özelliği kendiliğinden tezahür ediyor. Şimdi her kural bir olması gereken davranıştır. Davranışı ifade eder şeklinde. Burada kelsenci bir yaklaşımı görüyoruz. Burada normatiflik neye işaret ediyor? Burada işte normatifliğin içinden çıkan kuvvet kavramları preskripsiyon, command, habilitasyon, permisyon, abrogasyon. Şimdi bunlar bir tanesi yasaklama, bir tanesi emir, bir tanesi yetkilendirme, diğeri izin verme, diğeri de kaldırma. Şimdi bunları Kelsen kendine göre açıklıyor. Preskripsiyon, belli bir hareket tarzını önerme. Ama bu bir bağlayıcı bir şekilde. Burada bir de bağlayıcılık kavramı giriyor. Bağlayıcılık da bindingness, her hukuk kuralının en sayıda kişiye genelliği itibariyle ödev yüklediği yaklaşımına dayanıyor. Yani
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ödevler yüklediği anlamına geliyor. Bu da normativist anlayışın ve normatiflik kavramının sonucu olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bir de imperativeness, imperatif, emredicilik kavramı var. Burada geçen konuşmada bu buyuruculuk, zorlayıcılık ve caydırıcılık kavramlarını da içeriyor. Burada uluslararası hukuktan örnek verdim. Muhakkak hatırlayacaksınız ama kısaca şey yapayım. Uluslararası Hukuk Komisyonu'nun çalışmaları var. Bu çalışmalarda uluslararası planda emrediciliğin kendiliğinden doğal olarak mevcut bir vasıf veya kural olarak mevcut olup olmadığı meselesi tartışılıyor. Ve burada bu nitelikte kurallar olduğunu ve yargı kararlarıyla örneklenebilecek olanların listesini veya teorik kuramsal listesini Uluslararası Hukuk Komisyonu yapmaya çalışıyor. Çünkü devletlerin ve uluslararası örgütlerin haksız fiillerini düzenleyen bir uluslararası antlaşmayı düzenleme taslağını oluşturma çalışması bağlamında buna girişiyor. Benim çok ilgimi çekti. Bu idare hukuku bakımından önemli sonuçları olabilecek bir yaklaşım. Geçen konuşmada bahsetmiştim. Şimdi bu jus cogens Latince olarak geçmişti. Uluslararası Hukuk Komisyonu peremptory norms, norm imperatif, emredici kurallar kavramını kabul ediyor. Burada işte kendiliğinden emredici olanlar ve anlaşmayla kabul edilenler şeklinde bir ayrım yaparak çalışmayı sürdürüyor. Şimdi bizim de idare hukuk bakımından bu modele uyan bir takım açıklamalarımız vardır. Ve bunu geçen şeyde söyledim. Anayasa içinde değişmez kuralları örnek vermiştim. Tek yanlılık ceza gene kuvvetle akrabalığı olan bir kavram. Burada diğer tarafın rızasını, muvafakatını almadan hukuki sonuç durma gücü söz konusu. Çok önemli bir güç. Kamu hukuku ile özel hukukun alanını çiziyor ve idare hukuku ile özel hukuk sınırını çiziyor bir ölçüde. Fakat tabii bu çok doğru bir yaklaşım değil. Çünkü tek yanlılık özel hukuk bağlamında da var. Özellikle büyük ortaklıkların, büyük şirketlerin, güç temerküzü yapan büyük örgütlerin sözleşmelerinin tek yanlılık yönünde olduğu ve iş hukukunda da toplu iş sözleşmesinin tek yanlılık vasıflarını içerdiğini, yani hem sözleşme hem tek yanlılık vasıf içerdiğini belirtmiştim. Bir de mesela İngilizce'de gene kuvvete yakın aşina olan bir kavram, law enforcement, kanun uygulanması, kolluk, infaz anlamına. Fransızlar application de la loi diyor. Burada Derrida law enforcement'in daha gerçekçi olduğunu söylüyor tabir olarak. Ama Fransızcası böyle söylemeye müsait değil. Yani İngilizce'de gene entry, enforce, yürürlüğe koyma. Yani kuvvet kazandırma, kuvvetin uygulanacağını haber verme anlamında. Fransızlar mise en vigueur diyorlar. O da kuvvetle ilgili. Değişmez şekli alma belki, vigueur. Aynı zamanda emredici karakteri içeriyor. Nihayet Derrida'nın Force of Law'da sorduğu çok düşündürücü soru,
hukukun kuvveti ve şiddetin haksızlığı. Yani hukukun kuvvetini kabulleniyoruz, şiddeti kabullenmiyoruz. Şiddeti haksız buluyoruz, hukuku, kuvvete dayanan hukuku haklı buluyoruz. Bunun sebebini sorguluyor ve bilimsel bir temeli olmadığını ortaya koyuyor. Yazının önemi, çarpıcılığı burada. Şimdi o zaman doğru kuvvet ve doğru kuvvet, just force, non-violent force, o zaman doğru kuvvet, kuvvetin doğru oluşu şiddet içermemesi anlamına gelir gibi bir yanılgıya veya inanışa yol açabilir bu. Alman hukukunda Gewalt sözü şiddetle kuvveti içeren ortak bir kelimeymiş. Burada doğrulanmış, haklılığı kabul edilmiş güç, aynı zamanda da sadece kaba güç veya şiddet anlamı olabildiğine deriden işaret ediyor. Bunları belirtmek istedim. Şimdi tabii bu bu çizelgeyi çok daha genişletmek, doğal hukuk kavramlarıyla bir arada yorumlamak mümkün. Buna benzer bir çizelgeyi ileride eğer böyle bir imkan olursa devletin sorumluluğu meselesinde Donna Ars'ın yapmış olduğunu söyleyebilirim. Birçok kimse yapmıştır ama hakikaten bizim idare hukukunu etkileyebilecek bir şeması var. Onun üzerinde de hasreten durmak isterim. Kitaplarımızdaki kavram düzensizliğini belki bir parça anlayabilmemizi sağlar diye düşünüyorum. Bugüne kadar galiba gene süreyi biraz aşırdım. Bugüne kadar idare hukukunu ben yaptım 15 konuşmada idare hukukunu dil olarak gördüğümü söyledim ve bu yaklaşımla hep ele almaya çalıştım. Bu bakımdan yadırganabilir. Yani bu yaklaşımı mükemmel bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fakat birçok yere gitmek, disiplinin katı sınırlarının dışına çıkmak imkanı bu şekilde mümkün. Yani alan sınırlarının dışına taşmak, çeşitli alanlarla ilişkiyi kurmak, benzetmeler yapmak, karşılaştırmalar yapmak ancak dil olarak özellikler üzerinde durulduğu zaman mümkündür. Bu yaklaşımın yeni bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi kamu düzeni kavramı üzerine bazı kararlar geçen sefer de anlatamadım. Üzerinde duracağım ve kamu yararlığına devam edeceğim. Fakat burada geçen konuşmada kamu düzeninin idare hukukunda olduğunu emredicilik bakımından yani kolluk bakımından idare hukukunda olduğunu ama özel hukuk alanında olmadığını emredici kural anlamında idare hukukunda olduğunu ama özel hukuk alanında da sınırlı olarak olduğunu söylemiştim. Şimdi bir de Fransız şeyinde deyimlemesinde 19. yüzyıl başında Napolyon'un idare hukukunu oluşturması sırasında İçişleri ya polisten sorumlu bakan yaptı. Fouché pek iyi isimle hatırlanmaz. Yani pek iyi bir şöhretle hatırlanmaz. Birçok olumsuz tarafı var. Ama olumlu tarafları da var. Çünkü Fouché kamu düzeni kavramı yanında order public administratif yanına order public sosyal kavramını çıkarıyor. Ve bu order sosyal, order public sosyal daha doğrusu ile aileyi kastediyor. Ve ailenin, aile başkanının kavramını inşa ediyor. Aile başkanının özel hayat konusunda aile fertleri üzerinde emredici yetkiler kullanabilmesini kanunla düzenlemesini öneriyor. Şimdi burada şu çağrışım bende oldu. Bize aile hukuku anlatılırken ailenin kamu düzeni
niteliğinde ilkeleri olduğunu, aile birliği, bütünlüğü ilkesini bildiğim kadar bu ilkelerden biri olarak öğrenmiştim. Şimdi üç ilke var ama şu anda hatırlayamıyorum. Bu kavramların Fouché tarafından çıkarıldığını, Fransız Medeni Kanunu'na sokulduğunu öğrendim. Bu beni çok sevindirdi, çok ilgimi çekti. Şimdi Fouché burada idarenin özel hukuk alanına müdahale etmesini sağlayabilecek bir takım sızma noktaları inşa etmek istiyor. Ve bu şekilde aile başkanına başkanlık yetkisi verme, aile üzerinde bir takım emredici yetkiler kullanma görevi vermek ve aile başkanlarına kamu makamlarına bazı şeyleri bildirme ödevi veriyor. Bizde mahalle muhtarlarına verildiği gibi. Yani Fouché'nin sosyal kamu düzeni fikri bu. Ve bu bizi de dolaylı olarak etkilemiştir diye düşünüyorum. Buna kısaca değinmek istedim. Şimdi tabii özel hukuk alanı, özgürlükler alanı olarak düşünülen, sözleşme alanı olarak düşünülene göre bu söylediklerimi istina olarak kabul etmek gerekiyor. Şimdi kamu düzeninin devletle örtüştüğünü söyledim. Devlet kuramı içinde önemli yer aldığını söyledim. Merkezileşme olgusundan bahsettim. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve protokollerinde kamu yararı kavramının İngilizcesinin kamu düzeni anlamına geldiğini fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararında bunu kamu yararı olarak yorumladığını söylemiştim. Kararın künyesi burada. Okuyup tepki verirseniz ben bundan bahsettim. Tekrar üzerinde durmak istemiyorum. Ama ilginç olan şey şu. Hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. maddesinde hem de Avrupa Sosyal Şartı'nın sınırlama maddesi, orada harf maddesi var, G maddesi. Burada kamu yararı yok sınırlama şartı olarak. Sadece kamu düzeni ve milli güvenlik var. Sosyal hakların sınırlanması esas alınmak üzere. Bu çok ilginç bir şey. Açıklaması çok vakit alacağım ama kısaca özel hukuk alanında kamu yararıyla sınırlama anayasada biliyorsunuz kamulaştırma maddesi var. Mülkiyete kamu hizmeti amacıyla son verilme yetkisi şeklinde Fransız İhtilal Bildirgesi'nde İnsan Hakları Bildirgesi'nde ayrı maddedir bu. Kamulaştırma şeklinde girmiştir. Anayasamızda ayrıca bir de topraksız çiftçinin topraklandırılması, toprak sahip edilmesine ilişkin bir madde var. Bu da sosyal yarar olarak toplumsal yarar özellikle toplumsal yarar olarak yorumlanmıştı. Şimdi burada Dünya Ticaret Örgütü'nün serbest ticaret akışını devletlerin önlememesi üzerine GATT anlaşması düzenlenmiş bir anlaşma sistemi bu. Birden çok anlaşma var. Bu sistem içinde GATT anlaşmasının 20. maddesi bir büyük istisna kabul ediyor. Devletlere güvenlik gerekçesiyle müdahale yetkisi veriliyor. Yani serbest ticarete ve gümrüklerin indirilmesi kuralına müdahale ederek aksini güvenlik gerekçesiyle kararlaştırma yetkisi veriyor. Bu da bir kamu düzeni fikri uluslararası hukuk bakımından. Burada Dünya Ticaret Örgütü bunun en azından gerekçesinin denetlenebileceğine ilişkin kararlar verdi. Bunlar
devrim yaratan kararlar. O bakımdan bunların künyesini de vermiştim. Arkadaşlarımızın ilgisine onları sunuyorum. Uluslararası Hukuk Komisyonu'ndan bahsettim. Bizim Anayasa Mahkemesi mesela Orta Doğu kararı diye, ODTÜ kararı diye bilinen kararda idari rejimin anayasanın kilit taşı olduğuna dair bir karar vermişti ve anayasal emredicilik niteliği taşıdığını vurgulamıştı. Aynı şeyi layıklık ilkesi içinde yapmıştı. Fakat günümüzde bunun tam tersi gerçekleşmektedir. Yani bu anayasal kamu düzeni fikri Türkiye'de 180 derece değişti. Bu konuda yapılan çalışmaları çok izleyemedim. Ama yani muhakkak bu idare hukukuyla uğraşan arkadaşlarımızın, genç arkadaşlarımızın ilgisini çekecektir veya çekmiştir diye düşünüyorum. Yani bunun üstüne ne kadar çalışılsa bence azdır. Yani Türkiye'deki devlet teorisi ne kadar serbestlikçi olacaktır, ne kadar düzen yanlısı olacaktır, kamu düzeninden emrediciliğin dozu, yoğunluğu ne kadar olacaktır. Bu bizim benimseyeceğimiz devlet kuramını, bunu bizim benimseyeceğimiz devlet kuramı yahut anayasa kuramı belirleyecektir. Yani bunu gene öğretinin bu yönde çalışmaları belirleyecektir diye düşünüyorum. Çünkü mahkemeler yargı parçası olarak yaklaştığı için bütüncü yaklaşım kanun koyucu tarafından mümkündür. Kanun koyucuya bunu fikri hazırlığını yapmak ise öğretiye düşmektedir. Dolayısıyla bu hakikaten çok büyük bir konu. Üzerinde çalışmaya değer bir konu. Geçen sefer Fransız danıştayımız, bizde bizim danıştayımız hakemlik idari sözleşmelerden kaynaklanan hakemlik işlerindeki itirazı bizim Danıştay bakamıyor, Yargıtay bakıyor. Şimdi bu ne kadar doğrudur? Bu karar FOMAK kararı diye ben telaffuz ediyorum. Yanlış telaffuz ediyor olabilirim çünkü özel isim. FOSMAK da olabilir, FOMAK da olabilir. FOSMAK. Kim konuştu? Turgut Tan. FOSMAK. Teşekkür ederim. Şimdi bu karar, Fransız Danıştay'ı bu kararında hakikaten kamu düzeni kavramını ayrıntılı bir şekilde sözleşmelerde, idari sözleşmelerde kamu düzenine aykırılık konusunu denet yetkisinde olduğunu, yani esasa girme yasağı var biliyorsunuz. Hakemlik sözleşmelerinin uygulamasında verilen kararlar, hakem kararlarında sadece usule ilişkin itirazlar kabul ediyor. Esasa ilişkin kararlar denetim dışı kalıyor. Burada Fransız Danıştay'ı kamu düzeni söz konusu olduğu için bu konuda denetim yapacağım diyor. Ama burada benim ilgimi çeken bir şey deyim. Özellikle l'interdiction de consentir de liberalite. Şimdi sözleşmelerde ivazsız, karşılıksız ödün verme söz konusu olabilir mi? Özel hukuk sözleşmelerinde olabilir. Şimdi idari sözleşmelerde karşılıksız ödün vermek, karşılıksız yararlandırma sağlamak, ödül vermek söz konusu olmamalıdır. Liberalite idari sözleşmenin tanımadığı bir kavramdır diyor ve bu bir kamu düzenidir diyor. Şimdi o zaman benim sorum, biz idari sözleşmeleri dahi Yargıtay'ın denetimine tuttuğumuz için Yargıtay kamu düzeni gerekçesiyle idari sözleşmelerdeki liberaliteleri, yani serbestiyetleri denetlemekte midir? Sorun bu. Şimdi burada
Bunu böyle bana düşündüren özellikle büyük altyapı tesislerinin hakemlik kaydı içermesi ve bu altyapı tesis sözleşmelerinde, yap işlet sözleşmelerinde özellikle geçiş garantileri verilmesi bir çeşit liberalite olarak düşünülebilir. Bunlar özel hukuk sözleşmesi şeklinde olduğu için kamu idareleri bu şekilde özel hukuk sözleşmesi yapma gerekçesiyle bu şekilde serbestlik, karşılıksız ödün verebilir mi ve bu 10 yıllarca devlet hazinesinden karşılanabilecek bir yükümlülük olarak ortaya çıktığı için çok ciddi bir mahiyet arz ediyor. Burada şeklen özel hukuk sözleşmesi olsa dahi taraf idare ve yapılan iş kamu hizmeti veya onunla ilgili bir iş olduğu için kamu düzeni gerekçesiyle bu serbestliklerin denetlenmesi mümkün olabilir mi diye soruyorum. Yani bizdeki hakemlik sisteminin sakıncalarından biri olduğunu düşünüyorum bu durumun. Evet, çok iyi ifade edemedim ama herhalde anlaşılmıştır. Bu konuda bir şey hemen sıcağı sıcağına lütfen. Mümkün mü? Tabii, ne demek. Bu Foxmax kararında hakikaten yani enteresan bir karar. Hatta bununla ilgili olarak şimdi bizim Zühtü Aytaç kardeşimizin armağanında da bir şey yazıyorum. Şeyde Fransız Danıştay'ına Foxmax'la ilgili uluslararası hakem kararının iptal için başvurdular. Hatta Fransız Danıştay'ı evvela tereddüt etti. Uyuşmazlık mahkemesine başvurdu. Ben buna bakabilir miyim diye. Çünkü Fransa'da da adli yargı bakıyor şeye. Hakem kararlarına karşı başvuruya. Bizdeki gibi. Fransız Uyuşmazlık Mahkemesi idari sözleşme bu dedi. Yani Foxmax'ın yaptığı metan gazı tesislerinin bayındırlık işi anlamında. Ve Danıştay hakem heyeti borçlar kanununu uygulayarak çözmüş sorunu. Buradan doğru iptal etti. Sözleşme idari sözleşme, Fransız hukuku uygulanacak, Fransa'da verilecek karar. Dolayısıyla Fransız idari hukuku uygulanması gerekirdi. Hakem heyeti yanlış olarak borçlar hukukunu uygulayarak çözmüştür diyerek iptal etti. Böyle bir kısa bilgi vermek istedim Foxmax kararı ile ilgili. Çok teşekkür ederim. Şimdi benim karar metnini buraya künyesini verdim. Arkadaşlarımız buna ulaşabilir. 2016 tarihli bir karar. Evet. Şimdi özel hukuk sözleşmesi Fransa'da Yargıtay'a gidiyor ama idari sözleşmelerin hakemlik sonucu verilen kararlar Konsey Detay'a itiraz edilebiliyor. Bunun ben iyi bir yol olduğunu düşünüyorum. Yani Foxmax olayında özel hukuk diye anladığım kadarıyla Yargıtay'a önce gidilmiş ama uyuşmazlıktan idareye dönmüş. Şimdi bu demektir ki yani Fransa'da idari sözleşmeden hakemlik şartı varsa dolayı hakemlik kararı verilmişse, tahkim yapılmışsa buna Fransız Danıştay'ı esastan kamu düzeni gerekçesiyle müdahale ediyor. Bunun üstünde çok durmak, düşünmek gerekir doğru diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Yani herhalde genç arkadaşlarımız bize ışık tutacaktır diye düşünüyorum. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün peremptory kavramıyla uğraşması, yani kendiliğinden emredici durumları tespit etmesi boşuna değil. Çünkü kendiliğinden emredici bir şey
ortaya çıkarılmışsa, o zaman bu tür kuralların hukukiliğini araştırmak gerekmiyor. Kendiliğinden emredici kuralın hukukiliğini, hukuka uygunluğunu araştırmak gerekmiyor. Yani testin birinci aşamasına gerek kalmıyor. Dolayısıyla bu çok önemli bir sonuç doğurur. Bunu yani iç hukuk bakımından da bu şekilde varsayımlar oluşturulabilir. Sözleşme tarafı olmayanları da bağlar. Yani peremptory sözleşme tarafı olmayanı bağlar anlamında. Yani özel hukuka müdahale demek. Şimdi ama uluslararası hukuk bakımından bu herhangi bir sözleşme tarafı olmayan bir devleti muazze etmek, yargı önüne çekmek veya onu sorumlu tutma imkanı çıkarıyor. Her ne kadar yargılanması mümkün olmasa bile. Dolayısıyla ülke dışı geçerliliği de var. Yani iç hukuklara tabi olmadan ülke dışı geçerliliği olan kendiliğinden sorumlu kurallar ki bunlar yüksek ahlaki yoğunluğu olan kurallar. Burada hemen onu da söyleyeyim. Bu şeyde yani bir kuralın yüksek ahlaki yoğunluğu onu bilimsel analize karşı geçirimsiz kılıyor. Bilimsel analize tahammül etmeyen kuralların ise dışlanması söz konusu. Çok ilginç bir gelişme var yani. Uluslararası hukuk bakımından ilginç bir gelişme var. Dolayısıyla hakikaten çok ciddi bir sorun bu. Force majeure ile ilgili olarak geçen konuşmada kısa birkaç şey söyledim. Ama yani force majeure bireysel hukuk özneleri bakımından söz konusu. Yani mücbir sebep tahtında meydana gelen genel yıkım, büyük felaketler telafisi imkansız zarar kavramı içine giriyor. Yani bunların yargı yoluyla telafi edilmesi mümkün değil çünkü devletlerin hazinesi bunu kaldıracak durumda değil. Yani yargı yeri böyle bir tazminata karar verirse bu savaş tazminatlarında da olmuştu. Bu durumda maktu, takdiri maktu bir giderimin kanun koyucu tarafından yapılması hukuk devleti ve hakkaniyet icabıdır deniyor. Böyle bir ahlaki görüş var force majeure konusunda. Diğer taraftan force majeure'de İngiliz telakkisi bunun kendiliğinden bir tabiat olayına dayanması gerektiği şeklinde. Ama tabii toplumsal gelişmeler, günümüz koşulları toplumsal hadiselerin de önlenemez nitelik taşıyabileceğini gösterdiği için bunlar da force majeure kavramı yahut mücbir sebep kavramı içine giriyor. Yalnız bunlar özel hukuk sözleşmelerinden hariç tutulabiliyor. Yani force majeure kısmen sözleşme konusu yapmak, sözleşmeyle dışlamak mümkün. Bu da ilginç bir çelişki gibi görünüyor. Şimdi Derrida'nın açmış olduğu dilemmayı tekrar etmek istemiyorum. McCann kararını herhalde okudunuz veya üzerinden geçtiniz. Üzerinde ayrıca durmuyor. Geçen konuşmada durmuştum. Şimdi burada Avrupa kamu düzeni diye bir kavram var. Bu bizim başımıza geldi. Özellikle Kıbrıs Loizdo davasında biz yer itibariyle ülke dışılık çekincesi koymuştuk. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ülke dışılık çekincemizi orada silahlı kuvvet bulundurduğumuz ve kendi yargı yetkimizi kullandığımızı hesaba katarak within its jurisdiction, kendi yargı yetkisinin uygulandığı yer kavramı içine alıp Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nedeniyle Türkiye'nin sorumlu tutulabileceği sonucuna vardı. Bu kararın ilginç tarafı
başka bir kararda tekrar edilmemesidir demiştim. Ama sonradan Bosphorus Hava Yolları, gene orada bir Türk şirketi, orada Yugoslavya'dan kiraladığı uçağı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ambargo kapsamına girdiği gerekçesiyle el konuyor. Buna karşı Avrupa Adalet Divanı'nda itiraz ediyor. Oradan bir istişare görüş çıkıyor. Ve bunun haklı olduğu, yani el koymanın Avrupa Birliği hukukuna uygun olduğu şeklinde görüş gelince ilgili İrlanda herhalde şeyi reddetti. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne geldi. Burada da Avrupa kamu düzeni kavramını mahkeme gerekçe olarak kullandı. Fakat ondan sonra bu Avrupa kamu düzeni kavramının başka şeylerde geçmediğini görüyoruz. Şimdi buna ne sebep olmuştur? Belki burada biraz siyasi bir yorum olacak ama Avrupa Anayasası'nın oluşturulamaması, Avrupa Anayasası'nın temel haklar kısmını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi oluşturacaktı. Bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Avrupa Birliği'nin ithal edilememesi, alınamaması, birçok güçlük çıkması nedeniyle ikiye bölündü ve Avrupa Temel Haklar Şartı diye bir şey metin ortaya çıktı. Bu metin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden daha geniş kapsamlı bir metin. Böylece ikiye bölünmüş oldu. Sistem ikiye bölünmüş oldu. Ve dediğim gibi piramidal sistem bozuldu. Tabir yerinde midir bilmiyorum ama bir floor law ortaya çıkmış oldu ve bunun birçok bu konuda birçok şey var. Yazılmış bilgi var. Onların içine girmek istemiyorum. Ben kendi hesabımca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kamu düzeni olup olmadığı meselesinde bazı görüşler, itirazlar yazmıştım. Ama şu anda sanırım bunu açmama vakit yok. Burada onu da bir başka vesileye ertelemiş olayım. Evet. Metnime geri döneyim. Şimdi burada benim aldığım kararlar, bunları not edebilirsiniz. Ben kısaca bunları zikrederek geçeceğim. Toplanma hürriyetiyle ilgili, yani şimdi kamu düzeni kavramını ben yukarıda pişmiş, hazır, tabağa konmuş şekilde tarif ettim. Halbuki böyle değil. Her olayda kamu düzeni kavramının ne anlama geldiği tartışılıyor. Ve tartışılmak da gerekir. Birçok varyantı var, birçok dönüşümü, değişik şekli var. Yazarlarımızın, araştırmacılarımızın rehavete kapılmaması her seferinde olaylarda kamu düzeni kavramının aldığı şekilleri incelemelerini tavsiye ediyorum. Ve bunu da bir şeye ben bağlamıştım. Burada izniniz onu bulabilirsem çok hoşuma giden bir şey. Bir şiir daha doğrusu. Aragon'un bir şiiri. Neyse şimdi bulamayacağım galiba. Bir dakika. Avrupa kanun düzeni. Yapmış olduğumuz hatalar, hata yapmak kötü algılanır. Aklımızı zenginleştirir diyor. Çok ilginç bir şey. Şimdi ben bu şeyi, bu deyişi kavramlar seviyesine uygulamak istiyorum. Kavramların değişik anlamlara bürünmesi, olaylarda farklı şekilde açıklanması düşünce gücümüzü zenginleştirir şekline sokmak istiyorum. Dolayısıyla kamu düzeni kavramını
her olayda ciddi bir şekilde incelemek gerekiyor. Mesela burada Ermenistan'la ilgili bir karar var. Bu yani telaffuzu zor. Nasıl telaffuz ediliyor bilemiyorum. Görebiliyor musunuz bunu bilmiyorum. Dares Kizm Limited Armenia. Bu kararda kamu düzeni bozulur gerekçesiyle bir toplantı yasaklanmış. Şimdi ciddi değil. Yani kamu düzeni serious public order situation diyor fakat bunu gerekçelendirmiyor. Yani bunun o olayda nasıl ciddi bir kamu düzeni endişesi söz konusudur. Bunu şey yapmıyor, açıklamıyor idare. Dolayısıyla öte yandan burada uluslararası metinlerde threatening the life of the nation yani idarenin düzeninin tehdidi değil, aslında ulusun düzeninin tehdidi, ulusun tehdidi söz konusu. Ne bakımdan? Olağanüstü hal gerekçesi ilan etme bakımından bunu sadece idarenin menfaatlerinin veya belli bir yöredeki halkın emniyeti vesairesi şeklinde değil, çok yaygın bir şekilde bir tehdit olması gerektiğini vurguluyor. Ve dolayısıyla böyle yuvarlak bir şeyle, gerekçeyle yasaklama kararı verilmesini demokratik bir toplum için gerekli saymıyor. Şimdi burada necessary in a democratic society lafını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde bir sınırlama, bütün sınırlama kurallarında geçtiğini ve kararlarda geçtiğini biliyorsunuz. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Burada galiba bir toplumun yaşayış şekli bakımından ama demokratik yaşayış şekli bakımından olmazsa olmaz mutlaka zorunlu olabilecek bir şart söz konusu olmalıdır diyor. Şimdi bu telaki Fransız ihtilalinden önce cezalar keyfi olarak veriliyormuş. Yani bütün prensler ve otorite sahipleri, başta kral tabii ama yerel otorite sahipleri ve işte onlardan güç alan diğer şeyler keyfi olarak ceza suç ihdas edip gene keyfi olarak ceza verebiliyorlar. Ve bu çok yaygın ve özellikle kralın memurlarının suç ihdas edip birçok insanın hürriyetlerini, haklarını kaldırması şikayet sebebi oluyor. Hatta cinayetler işleniyor. Yani biliyorsunuz şeyde Michel Zebaco'yu hatırlayan, duymuş olan var mıdır bilmiyorum. Bu Şövalye romanı yazan ve heyecan serisi oluşturan çok doğurgan bir yazardır. Bulursanız kaçırmayın. Üç silahşörler vesaire, Alexandre Dumas gibi. Michel Zebaco'nun da kralın şövalyelerinin yapmış olduğu suçları kahramanlık hikayeleri olarak anlatan bir edebiyat dizisidir. Çok ilginç bir şey. Fransız ihtilaliyle bir madde getiriliyor. İhtilal beyanına, insan hakları bildirgesine. Ve diyor ki, gereklilik olmadıkça ceza verilemez. Gereklilik olmadıkça. Bu gereklilik kavramı çok sınırlı, yani cezaların ihdasında bir zaruret şartı olarak görmek, algılamak gerekir. O bakımdan bizde bazı kanunlarda, ceza hükmü getiren kanunlarda, özellikle fikir hürriyeti bakımından terör suçları vesaire gibi durumlarda ifade hürriyetinin sınırlanması bakımından bunun çok bulanık ve demokratik bir toplum bakımından zaruri
olup olmadığı irdelenmeden uygulanan bir yapılan bir uygulama olduğu yönünde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir 40 kadar kararı var. Belki daha fazla. Dolayısıyla bu da özellikle kolluk yetkilerini kullanmasıyla yani uğraşan arkadaşlarımızın dikkatine bunu sunuyorum. Yani bu gereklilik kavramını, necessary in a democratic society kavramını irdelenmesi gerekiyor ve bunu da her olayda irdelemek gerekiyor. Bu çok ilginç bir yaklaşım. Nihayet işte suç kastı bulunmaması, Navalny biliyorsunuz o Rusya devlet başkanına muhalefet eden, aday olan bir şeydi. Onun yaptığı toplantılara müdahale ediliyor. Bu Navalny Rusya kararı. Orada da burada barışçı yani etrafa zarar vermeyen bir toplantının herhangi bir suç kastı olmayan ve zarara yol açmayan bir toplantının yasaklanmasının sözleşmeye aykırı olduğunu söylüyor. Kamu düzeni kavramına aykırı olduğunu söylüyor. Genel nitelikte yasaklama konmasını ancak istisnai hallerde kabul ediyor. Burada Christians Against Racism and Fascism versus İngiltere 1980 eski bir karar. Keza toplantı gösteri yürüyüşlerinin izne bağlanması mümkün müdür meselesinde biz de anayasa güzergah bildirim şartı koyuyor, izne bağlanmaz diyor ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ciddi tehdit, kamu düzeni bozulma tehdidi varsa bu takdirde izne bağlamanın hakkın özüne girme, ihlal etme anlamına gelmediğini belirtiyor. Özellikle Oya Ataman Türkiye kararında bu formülü kullanıyor. Dikkatinizi çekeyim. Sergey Kuznetsov, Rusya 2008. Daha var bu işte Ataman kararında bunlar zikredilmiş. Orada onlara bakmanızı öngörüyorum. Yunanistan'la ilgili isminde Türk kelimesi geçen dernekler kapatılmıştı. Orada da ulusal güvenlik ve kamu düzeni gerekçesi kullanılıyor. Tabii bu siyasi bir sebep. Bu kararlar çok güzel açıklıyor. Yani birden çok karar var. Bekir Usta ve diğerleri. İskeçe Gençler Birliği kararı. Bir tane de kadın gene İskeçe Kadın Dernekleri kararı. Bu konuda örnek verilebilir. Burada daha var. Ordu ve kamu düzeni ile ilgili sivil askeri memurların sendika hakkı konusu olmuştu. Bizde çok ilginç bir şekilde Anayasa Mahkemesi bunu uygun buldu. Sivil askeri memurları kabul etti. Anayasa Mahkememiz burada künyesini verdim. 2013'e 57 sayılı karar. İlginç bir karar. Çok çağdaş bir karar. Evet. Şimdi sonuç çevrene bir kitaba gönderme yapacağım. Tamamen özgürlüklere, sözleşme özgürlüğüne dayanan bir toplum düşünülebilir mi? Böyle bir ütopya mümkün müdür? Bunu 70'li yıllarda, 1971 sanırım buraya düşmüş Robert Nozick, Anarchy State and Utopia adlı kitabında bu konuyu işliyor. Ve bu kitap tarzında
herhalde ender kitaplardan biri ve çok ilginç bir kitap. Tabii burada bunu yorumlayan bir Amerikalı bir makale var. Burada onu da alabilir, inceleyebilirsiniz. John Hesna. Burada maviyle boyadığım şeyi görebiliyor musunuz? Not edebilir misiniz? Bilmiyorum. John Hesna lafını, adını yazarsanız makale inebilir. Reflection on the Minimal State. Devletin görevlerinin en aza indirilmesi. Nasıl mümkün olur? Böyle bir toplum mümkün olur mu? Robert Nozick tamamen devletin kalkmasından yana. Hesna biraz insaflı. Devletin küçülmesini bir ara bizde de moda olan fikri işliyor. Bu da tabii karşı idare hukuku, karşı devlet teorisi olarak algılanabilir. İncelemeye değer birçok kavram bu konudan karşımıza çıkmaktadır. Sonuç olarak birçok üniversite mensubu devletin varlığına gerekçe olarak gösterilebilecek bir ahlaki temel bulunmadığı görüşünü savunmuş. Çok ilginç bir şey. Robert Nozick bunları sergiliyor. Çok ilginç bir şey. Tersinden okumak gerekirse devletin mevcudiyetinin ahlaki ve hukuki temelleri üzerinde düşünmek ve her devletin kendi devlet kuramını buna göre oluşturması gerekir diye ben bağlıyorum. Ve araştırmacılarımızın, yani genel kamu hukuku dersleri var, ne işe yaradığı bilinmeyen. Aslında devlet kuramı dersidir bu. Devlet kuramları üzerine bilgi verir. Ama bu bilgiler boşuna verilmemiştir. Türkiye'de de bir devlet kuramı yapılması muhakkak gerekmektedir. Çünkü habire anayasa yapmak istiyoruz, anayasayı değiştiriyoruz vesaire. Bir oturuşmuş bir devlet kuramı benimseyebildiğimiz takdirde ya birden çok seçeneğe sahip olduğumuz takdirde bu tür temel kanunların düzenlenmesinde takip edeceğimiz yolu kolayca belirleyebiliriz. Ben teşekkür ediyorum. Burada duruyorum. Hocam biliyorsunuz hem konuşmacı hem başkansınız. Sözümü vereceksiniz. Estağfurullah, durdum artık. Sizde, idare sizde. Yok hocam, yani toplantının başkanı da sizsiniz. Yok. İsterseniz soru alalım. O şey, bak şimdi beni suç işlemeye teşvik ediyorsun. Varlık Fonu'nun başkanı Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla kendi kendini oraya atadı. Bu şekildeki şeyler, yani oluşumlar normal hukuki düşüncemize çok aykırı. Yani sebeplerini açıklayabilirim başka bir zaman. Yani dolayısıyla ben birçok işi bir arada yapabilen olağanüstü bir insan değilim. Yani lütfen siz başkanlığı kabul edin. Estağfurullah, başkanlık hizmet etmek konusunda. Turgut hocamız buradaysa onun görüşlerini lütfederse istifade ederiz hocam. Değil mi? Hocamız fosmak konusundan sonra ayrıldı mı? Ayrıldı galiba hocam. O zaman saygıdeğer katılımcılardan katkıda bulunmak isteyen veya hocamıza soru tevcih etmek isteyen varsa buyurun lütfen. Hocamız ben, özellikle zaten soru sorulmasından oluyor. Ben tamamını izleyemedim. Biraz yollardaydım, biraz telefondan, biraz da eve geldikten sonra Ankara'daki eve bilgisayardan takip edebildim. O yüzden belki de konuşulmuştur, hocam anlatmıştır ama ben dinleyemedim. Acaba özel hukuk, kamu hukuku alanlarında, gerçi hocam kamu düzeni kavramının her olayda yanlış anlamadıysam evet tekrar değerlendirilmesi gerekir. İrdelenmesi gerekir. Evet.
Ama genel bir çerçeve olarak kamu hukukunu, kamu hukuku alanında farklı bir kamu düzeninden, özel hukuk alanında farklı bir kamu düzeninden söz edebilir miyiz? Mesela şimdi özel, özür dilerim Murat, birden heyecanlandım. Farkı yoktur dersek emredici kural demek yani. Dolayısıyla özel hukukta ne kadar emredici kural varsa o kadar kamu düzeni var. Özel hukukçular biraz sayım yapsalar iyi olur. Yani çünkü özel hukuk alanında çok fazla emredici kural var. Özellikle bizim gibi otoriter yapılı toplumlarda, özel hukuk bağlamında da çok otoriter diyorum, emredici kural var. Dolayısıyla tabii ilginç bir konu. Evet. Yani hep bunlar inceleme konusu. Bir ilginçlik de belki hocam, çok özür dilerim. Evet. Bu noktada özel hukukçular emredici kural kavramını çok fazla kullanmıyorlar. Milletlerarası özel hukukta, yani devletler özel hukukunda var. Ticaret hukukçuları bazen kullanıyorlar. Ama onun dışında yine de kamu düzenini kullanmayı tercih ediyorlar. Tercih ediyorum, evet. Daha doğrusu ben biraz şimdi özel hukukçuyum. Konuşmanın başında bunun bir aile olduğunu, kuvvet kavramına bağlı olarak caydırıcılık, zorlayıcılık, yaptırım, yön verme, izin verme, yetkilendirme, yani birçok kavram var. Bunlar özel hukukta var. Özel hukukta var. Evet. Mesela bir şeyin vasi tayini yetkilendirme, bir habilitasyon. Anlatabilir mi? Şimdi bunlar serbestçe yapılan, özgürce yapılan şeyler değil. Anlatabilir miyim? Yani kanunlarımızdaki terminolojiyi, deyimlemeyi iyi açıklamak gerekiyor. Yani bütün yani hangi kanunla meşgul oluyorsanız kendi alanınızdaki kanunlardaki deyimlemeyi açıklamanız gerekiyor. Maalesef bizde siyasi söylemde ve yeni yeni hukuki söylemde herkes kendine göre bir kavram icat etmeye başladı. Bu da müthiş bir kargaşaya yol açıyor ve herkes söylediğini söylüyor, karşı tarafın anladığını düşünmüyor. Anlayıp anlamadığını merak bile etmiyor. Ve herkes kendi istediği gibi kavramları bükerek konuşuyor. Tabii biz kendi aramızda, şurada benim yaptığım şey masum bir iş. Ama bunu bir hakim yaparsa, bir devlet adamı yaparsa, bir idareci yaparsa hasarları çok büyük olur. Yani bu, şimdi emredicilik kavramını aile olarak ben ele aldım. Kuvvet kavramıyla bitiştirerek en aşağı 30 tane akrabası var. Doğal hukuk yaklaşımıyla beraber ele alırsak bu 100'e çıkar. Şimdi o çizelgeyi ve size bu konuşmanın metnini yollayayım. Öyle sanırım ki sizi ikna edebilirim. Yani özel hukukçularla bu konuyu konuşmak, tartışmak da isterim. Şimdi burada olmayan değerli arkadaşım Osman Gürzmar bana emrediciliğin sadece yasaklama olmadığını, yapma mecburiyeti olduğunu hatırlattı. Tamam, doğru. O ailenin iki ferdi, birbirine çok yakın iki ferdi. Ama ondan sonra ben de ona bir sürü şey saydım. Ondan sonra sanırım onu biraz ikna ettim. Hocanın tezi sözleşme yapma yükümlülüğü olunca hocam. Evet evet, çok çok zengin tabii. O Alman evet. Hukukundan şey yaparak, istifade ederek çok zengin tabii. Bir terminolojisi var. Bütün bunları işte şeye, Türkçe'ye aktarmak gerekiyor. Yani çalışmalarda belirtmek gerekiyor. Benim çok fazla bunları yapma imkanım da zamanında yok. Sadece işte haber veriyorum, yangın var diye bağırıyorum. Yani mesela tehlikeye işaret ediyorum. Veya
şu yapılsa iyi olur diyorum. Çok şey olarak, genel olarak değinebiliyorum. Ama çok tabii çok özel nokta vuruşları da yapabiliyorum. Yani onlar ilgimi çekiyor. Şimdi bu akşam çok fazla üzerinde duramadım. Mesela ben aile başkanı kavramı kalktı biliyorsunuz. Ama neden var olduğunu düşünmemiştim. Tamam mı? Yani bunu bir Fransız icadı olduğunu, Fransız toplumuna çeki düzen verilmek için o zamanki siyasilerin uydurduğu, icat ettiği bir şey olduğunu öğrenince çok şaşırdım. Çok ilgimi çekti yani. Böylece kavramların hikayesi olduğunu, bir yerlerden doğru bize geldiğini, nasıl böyle gıda maddelerini, Mevlana'nın Mesnevi'de bir şeyi var, köpeği örnek almayı düşünmez misin? Yerde bir kemik görse, ne kadar aç olursa olsun, üç kere etrafından dönmedikçe o kemiğe yaklaşmaz diyor. Şimdi kavramlar da öyle. Yani kavramların üstüne pat diye atlayıp hemen onları hazmetmeye çalışmak sağlığımızı bozabilir. Yani dolayısıyla dışarıdan ithal ettiğimiz kavramlar konusunda çok dikkatli olmak, anlamlarını sabit saymamak, olasılıklarını, anlam olasılıkları üzerinde düşünmek ve onları uygun bir şekilde kullanmak gerekir. Ve karşılıklı bağlarını tespit ederek, yani kavramlar arası ilişkiyi kurarak. Bir tek kavram üzerine odaklanan yazılarda ben bu kusuru görüyorum. Çünkü hiçbir kavram tek başına değildir. Bir kere mutlaka bir zıttı vardır. Mutlaka zıttıyla o kavramı anlayabiliriz. Başka türlü anlayamayız. Yani düşünce yapımız bu şekilde. Ama mutlaka akrabaları vardır ve zaman içinde dönüşümü uğradığı değişimler vardır. Şimdi mesela laiklik kavramı kurucu 1937'de anayasaya ithal edildiği sırada kurucu büyüklerin düşüncesiyle olduğu gibi bugün anlaşılmıyor. Özellikle 2010 küsurda Anayasa Mahkemesi'nin imam nikahıyla evlenmeyi serbest birlikte yaşayanlarla bir araya aynı durum sayması üzerine laiklik ilkesinde müthiş bir dönüşüm, değişim meydana geldi. Ve bana göre olumsuz bir değişim meydana geldi. Çok tehlikeli bir dönüşüm meydana geldi. Dolayısıyla bunlar üzerinde sadece siyasi sebeplerle işte yok bilmem laiklik elden gidiyor, memleket elden gidiyor tarzında değil. Ciddi olarak bu kavramların toplumsal etkilerini, toplumsal impactlerini hesaba katarak düşünmek gerekir ki özellikle kadın haklarını savunanlar genç yaşta kız çocuklarının evlendirilmesi gibi bir sonuca yol açtığına dikkat çek. Mesela bir tanesi bu. Bunun gibi birçok şeyi var. Yani sadece bundan ibaret değil. Anlatabiliyor muyum? Yani burada kavram kesimleri arasında kesim oluşturmak, bu kesimler arasında ilişkiyi açıklamak hakimin vazifesidir. Yani kullandığı, verdiği kararda bu şekilde büyük bir dönüşüm yapacaksa bunu neye göre yaptığını açıklamak zorunda. Halbuki burada Anayasa Mahkemesi eşitlik ilkesine dayandı. Aynı durum, farklı durum kavramlarını çarpıtarak bu kararı verdi maalesef. Dolayısıyla bu çok ciddi bir sorun. Yani birçok konuda böyleyiz. Yani laf çok uzayacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Şerife Yiğit Türkiye kararı vardır. Burada imam nikahıyla evli, 5 tane çocuğu olan fakat eşi bir hastalık nedeniyle vakitsiz olarak vefat etmiş bir kadının kocasının sosyal haklarından faydalanamaması üzerine ahime gitmesi. Ahim orada Türkiye'nin laiklik ilkesi bakımından benimsediği tavrın
olduğu gibi kabul edilebileceğini, geçerli bir sebep olduğunu belirtti. Şerife Yiğit kararı. Ondan sonra Anayasa Mahkemesi'nin bu bahsettiğim kararını ikisini yan yana koyun. Müthiş bir çelişki olduğunu görürsünüz. Yani o bakımdan hukukçularımıza çok şey var. Yani çok iş düşüyor. İşlerimize. Şerife Yiğit kararını da analiz etmek gerekiyor. Yani incelemek gerekiyor. Yani düşünüyorum. Hocam, mücbir sebep niteliği gereği, üyesi gereği mücbir sebep olan hususların sözleşmeyle mücbir sebep sayılmayacağına dair hükümler hakkında ne dersiniz? Evet, çok ilginç. Yani burada tabii onun niteliğine bağlı olduğunu düşünüyorum ben. Yani bazıları dışlanamayacak diye düşünüyorum. Ama birçok sözleşmede pekala tabiat olaylarının dışlandığını görüyorum. Mesela evet. Çernobil patlaması, nükleer kirlilik kabul edilmiyor. Söyleyeyim. Mücbir sebep olarak kabul edilmiyor. Nükleer kirlilik mücbir sebep olarak kabul edilmiyor. Sözleşmede bu konuyor kloz olarak. Halbuki böyle bir tehlike her zaman var. Nükleer santrallerde. Ya bu çok ilginç yani. Bu başı başına bir konu. Belki Uluslararası Hukuk Komisyonu'nun kendiliğinden emredici kurallar konusunda bir sonuca varır çalışmasını tamamlayabilirse o zaman bu kuralların istisna edilemeyeceği şekilde bir görüş oluşturulabilir. Anlatabilir miyim? Yani kendiliğinden emredici olanların hakikaten istisna tutulmaması gerekir. Sözleşme dışı sayılmaması gerekir diye düşünüyorum. Acaba başka katkı var mı hocam? Yoruldunuz mu bilmiyorum nasıl. Hayır, sadece üzgünüm. Çünkü hukukun olmadığı bir ortamda yaşıyoruz. Ve yazın çok zayıf. Yayınlar çok zayıf. Tartışma ortamı hiç yok gibi bir şey. Böyle bir ortamda fikirlerin birbirinden etkilenmesi, yeni fikirler oluşturulması neredeyse imkansız. Saygıdeğer katılımcılar, hocamıza sorularınız veya konuya katkılarınız olur mu acaba? Ben burada çok adresler görüyorum. Bu adresler verdiğim kararların künyesi herhalde. Evet, evet, bravo. John Hasney bulmuş. Teşekkür ederim. Bravo Capitano. Public benefit kavramı da kullanılıyor. Evet, public benefit kullanılıyor, doğru. Common good kullanılıyor. Şimdi kamu yararı deyimlemesini bir çizelge yapabilirim. O da çok ilginç bir şey. Benim kamu yarar diye çok eski 80'lerde yazdığım bir yazı var. Orada bu deyimleri sıralamıştım. Ama tabii çok yıllar oldu. Neredeyse 30 küsur sene. Dolayısıyla hakikaten yeni değerleri alıp bir çizelge yapmakta yarar var. Bu arkadaşımız kim? Ömer? Ömer Yılmaz mı? Ömer Yıldırım. Yıldırım. Teşekkür ederim. Doğru söylüyorsunuz. Katılıyorum görüşünüze. Hatırlattığınız için teşekkür ederim. Hocam, o zaman çok teşekkür ederiz haftaya konuşmamızı. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederiz. Herkese çok çok teşekkür ederim. İyilikler diliyorum. Saygıdeğer katılımcılara da teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar.